peki lordumuzun yanına yakışabilmiş mi? Ne demek şimdi bu? Yani ben sana göre normalim ya. Hani insanlardan uzak tutmuyorum, kendimi soyutlamıyorum ya senin gibi. Yani ne demek istiyorsun? Tarzından bahsediyorum. Onurcuğum, nereye böyle? Ormanda yürüyeceğiz, piknik falan. Piknik ve sen? Oğlum sen böyle şeylerden nefret edersin. Hayır canım, niye nefret edeyim? Bir dakika, bir dakika. Sen pikniğe Lale'yle mi gidiyorsun? Doktoru aradı, organizasyon var diye. Öyle olunca ben de... Sen de kabul ettin. Hay olacak iş değil. Onur... Sen yavaş yavaş Lale'den hoşlanmaya başlıyor olabilir misin? Annen, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ay olamaz. Ay hayır. Şimdi gidersiniz ormanda piknik yaparsınız. Ondan sonra bir de bakmışsın bütün sülale bizim bahçeye gelmiş. Sen de mangalın başında. Ay hayır. Anne abartma. Ne alakası var ya? Ay çok alakası var yavrum. O kız bizim aileye uygun mu yavrum? Değil. Olmaz. Hayatta olmaz. Mutlu olamazsınız. İmkansız, impossible. Anne, daha düne kadar biz evlenelim diye elinden geleni yapmıyor muydun sen? Yavrum bu bir formalite. Doğuma kadar sürdüreceğiniz bir oyun. Pelin Su seni bekliyor biliyorsun. Anneciğim bir sakin olur musun lütfen? Benim Lale'den hoşlandığım falan yok. Yani benim çocuğumu sonuçta karnında taşıyor bu kız. E ben tabii ki yanında olacağım. Bu normal bir şey yani anne. Ay haklısın oğlum. Rahatladım şimdi. Yani senin bu kadar kendinden taviz verdiğini görünce böyle bir fena oldum. Yani en son böyle şeyleri Özge için yapmıştın hani o zaman da hayatının. Anne. Affedersin oğlum sabah sabah çenem düştü. Pardon. Lale bir durur musun? Lale bir açıklamama izin verir misin? Göründüğü gibi değil. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Sadece o kızı gördüm ve canım sıkıldı. Tamam. Bak şu yaşadığımız durum için özür diliyorum senden. Çok üzgünüm ama ne olur beni bir dinle. Üzgün olmana gerek yok. Sonuçta o senin kız arkadaşın değil mi? İstediğin şeyi yaparsın. Bu ne demek Lale? Bu şu demek. Biz zaten gerçek bir şey yaşamıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Bir iş anlaşması gibi düşün. Yani 6 ay sonra zaten herkes kendi yoluna bakacak. O yüzden her istediğini yapabilirsin. Bu kadar yani. Evet bu kadar. Duygusal davranmak yok Onur Sarıhan. O sana nasıl davranıyorsa sen de ona aynı şekilde davranacaksın. Bunun bir anlaşma olduğunu unutma. Sakın. Programını da öğrenmiş olduk Lale Hanım. Hayır, telefonu unutmasa o adamın yanında görüştüklerini söylemeyecek bile. Ama benim kalbim temiz Lale Hanım, benim kalbim temiz. Ya 2 dakika yalnız bırakıyorum seni, 2 dakika. Hemen soluğu hop, doktorun yanında alıyorsun ya. Bravo. O kadar da anlattım. O kadar anlatıyorum ama anlayan kim işte ya? Yoksa bu adam telefonu getirmedi mi Lale'ye? Ya da açmıyor mu acaba? Belki de duymuyor. Yoksa açmıyor mu? Kesin açmıyor. Kesin açma. Açma bakalım sen. Görüşeceğiz. Sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşa.
yaşanmamıştı sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Büyük bir şey ya. Lale şaşırdığına göre demek ki bu adam benim onu aradığımı da söylememiş. Ben en baştan beri bu adama boş yere kıl olmuyorum zaten. İyice niyetini belli etti ya. Yanılmıyorum. Kıl herif, kıl. Onur Bey, buradaymışsınız. Ben de size bakıyordum. Hayırdır Samet, bir sorun mu var? İsmet babaanne buraya taşınacakmış da nasılsınız diye bir bakayım dedim. Babaannemin buraya gelmesi iyi olmadı be Samet. Allah Allah. Belki böyle her şey daha iyi olacak Onur Bey. Lale Hanım'la daha da yakınlaşacaksınız. Mesele de bu zaten. Ben Lale'ye yakın olmak istemiyorum ki. Pelinsu Hanım yüzünden. Hayır, Pelinsu'yla bir ilgisi yok. Lale benim için doğru insan değil de o yüzden. Bunu beraber yaşamadan anlayamazsınız ki. Ayrıca ben size hiç katılmıyorum. Onur Bey, ben o gece sizin halinizi gördüm. O fotoğraflar, videolar hepsi dün gibi gözümün önünde. Bana yapmayın bari. Ben sizi senelerdir tanıyorum. Daha önce sizi hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ya göğsünüze lale dövmesi yaptırdınız. Daha ötesi mi var? Yaptırması kolaydı ama sildirmesi kolay değildi Samet. Öyle diyorlar. Çok acıyormuş. Hem de nasıl? Sen demek istediğimi anladın mı? Silmesi çok zor oluyor be Samet. Ben artık yanlış kadına aşık olmak istemiyorum. Yanlış hayallere bağlanmak istemiyorum. Karşılıksız sevginin peşinden gidip hayatımı adamak istemiyorum. Ben o hatayı bir kere yaptım. Dersimi de aldım. Bir daha yapmam. Allah yanılmıyorsunuz Onur Bey. Ben Lale Hanım'ın sizin sevginize karşılık vereceğine, bu ilişkiye sahip çıkacağına inanmıyorum. Ama ben inanmıyorum Samet. Eğer bana karşı bir şeyler hissetse benim Pelinsu'yla olan birlikteliğime muhakkak bir şey söylerdi. Zaten Pelinsu'nun Belgrad'da beni öptüğünü görünce verdiği tepkiyi sana anlattım değil mi? Umurunda değil ya. Zaten bizimkisi sözleşme birlikteliği, tamam mı? Öyle başladı, öyle gidecek. Ben öyle artık her kadına kolay kolay güvenemem. Artık yaralanan da ben olmayacağım, hayal kırıklığına uğrayan da. Benim için en doğru insan Pelinsu. Peki ben size bir soru sormak istiyorum Onur Bey. Pelinsu Hanım'ın sizi üzmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Pelinsu beni üzemez Samet. Pelinsu beni üzemez. Çünkü ben Pelinsu'ya aşık değilim. Ayrıca bu kız beni seviyor. Fedakarlık yapıyor. Her şeye katlanıyor. Ben şimdi bu kızı nasıl yarı yolda bırakayım? Haklısınız Onur Bey. Vallahi sizin işiniz de zor. Ama unutmayın. En değerlisi aşk. Kalmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Ama benim burada sana ihtiyacım yok. Yani ben senin yanında rahat edemem. Doktor Onur burada zaten. Bir şeye ihtiyacım olursa ilgilenir benimle. Lale, sende bir şeyler var. Ne olduğunu söyler misin bana? Benim bilmediğim bir şey mi var? Senin bilmediğin bir şey. Senin bilmediğin bir şey olması mümkün mü acaba? Yani gizli saklı bir şey kalmıyor ki. Herkes her şeyi biliyor. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor Onur. Gitmeni istiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Böyle bir gecede seni yalnız bırakmam, tamam mı? Lütfen beni düşünüyormuş numaraları yapma. Ne? Allah aşkına yapma şunu. Seni düşünüyormuş numaraları mı? Ben sana numara yapıyorum öyle mi? Lale, sana inanamıyorum ya. Sana inanamıyorum. Ben seninle şu anda tartışmayacağım Onur. Anladın mı? Doktor ne dedi? Stresler uzak dur dedi. Ama sen beni itiyorsun. Bir süre görüşmeyelim, tamam mı? Uzak duralım birbirimizden. Benim varlığım sende stres yapıyor öyle mi? Biraz önce söyledim, duydun. Duydum. Bana niye böyle davranıyorsun Lale? Benim bilmediğim ne var?
Efendim Onur Bey. Alo Nil. Bana bir kahve lütfen. Hemen Onur Bey. Nil. Onur odasında mı? Evet, az önce geldi. Yanında hiç kimse yok. Yok Pelin Soğan. Tamam, ben odasına geçiyorum. Ne zaman arasam meşgul zaten. Gel. Onur Bey size gelmiş. Bana mı? Hı hı. Tamam, getir lütfen. Çağ. Ben duygularımı kolay dile getirebilen biri değilim. Umarım bu hediye sana olan duygularımı anlamanı sağlar. Ayrıca dün yaşananlar için de çok üzgünüm. O şekilde davranmamalıydım. Senden özür dilerim. Bu hediyeden ve nottan bahsedip beni utandırmazsan sevinirim. Saran, bir sakin ol. Böyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın Samet. Şirkete mi yoksa fikrinizi değiştirdiğinizde Lale Hanım'ı kahvaltıya mı götürüyorsunuz? Yani aslında şirkete gideceğiz ama ne yalan söyleyeyim, Lale'yi aramamak için kendimi zor tutuyorum şu an. Vay be Onur Bey. Bu lafları sizden duymak ne güzel ya, böyle kendimi zor tutuyorum falan. İşte bu aşk değil mi ya? Sürekli böyle kendinle savaşma hali. Ve sonunda sürekli yenilmek. Yenilgiyi sevmek, hüznü sevmek, mutsuzluğu sevmek. Aşk bu aşk. Ben bu duyguyu nerede görsem tanırım. Ben de size bir şey itiraf edeyim mi Onur Bey? Et bakalım. Bu aşk size çok yakıştı. Neyse. Sen ne yaptın anlat bakalım. Vallahi kısmetse galeri açacağız. Sonra çıkacağım Nergiz'in karşısına. Böyle bakacağım gözlerinin içine. Her şeyi anlatacağım. Affettireceğim kendimi. Hadi ya. Galeriyi açıyorsun demek ha? Kısmetse. Vallahi Onur Bey, Allah yüzümüze güldü ya. Her şey o kadar kolay oldu ki. Böyle tereyağından kıl çeker gibi. İşi bırakıyorsun yani, öyle mi? Aslında hiç istemiyorum Onur Bey ama... Nasıl olur bilmiyorum ki. Neyse Samet, siz bir galeriyi açın. Tekrar konuşuruz, tamam mı? Tamamdır Onur Bey. Hadi bakalım. Tamam, sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.